Herkese merhabalar. 6. sınıfta hangi dershaneye gitmeliyimle alakalı bize onlarca, yüzlerce soru geldi. Bununla alakalı ne yapabiliriz? Nasıl derslerimizi daha iyi yere taşıyabiliriz? Nasıl ileride gireceğimiz LGS sınavıyla alakalı temelimizi sağlam tutabiliriz? Temelleri doğru düzgün oturtabiliriz? Gelin beraber bunu inceleyelim. Nasıl çalışırsanız çalışın. Dershane, özel ders, kendiniz çalışın hiç fark etmez. Eğer öz disiplin sorununu halledemezsek hiçbir şekilde başarılı olamayız. Dolayısıyla ilk başta odaklanmamız gereken şey öz disiplin sorunumuzu halletmek. Dolayısıyla ister dershaneye gidip ister özel dersler alıp binlerce şey yapabilirsiniz ama ilk başta kendimize sormamız kendi disiplinimizi kurmamız gerekiyor ve buradan sonra isterseniz kendiniz çalışın süper başarılı ol edersiniz. İster e, basit bir dershaneye gidin yine süper başarılı edersiniz. Dolayısıyla ilk başta buna odaklanacağız. Peki çağımızda bu mümkün mü? Gerçekten çok zor. Oyunlar var, işte arkadaşlarımızdan mesajlar, işte bir sürü e, film var. Dolayısıyla gerçekten dikkatimizi dağıtacak çok şey var. Bunu nasıl başarabiliriz? İnsanlar zaten dershaneye o yüzden gidiyor. Dershane bize birazcık daha sistemli bir kurgu veriyor. Avantajları var. Sınıf ortamı var, etkileşimli olması, sistemin olması ama dezavantajları da var. Yorucu olması, pahalı olması. işte yolda zaman kaybediyoruz, yolda para harcıyoruz, zamanımız gidiyor. İşte aynı zamanda aile bütçemiz sarsılıyor. Peki bununla alakalı bize birçok soru geldi. Dershaneler çok pahalı dediler. İşte LGS'ye evden çalışmayı düşünüyorum diye arkadaşlarımız oldu. Program yapmakta çok zorlanıyorum diye arkadaşlarımız oldu ve biz de bununla alakalı Tonguç Dershaneyi kurduk. Gelin şimdi de birazcık Tonguç Dershanenin özelliklerini detaylıca inceleyelim. Bir kere 20 kişilik sınıflarımız var ve aynı dershane, normal okul dershane gibi 20 kişilik sınıflarda her hafta 8 saat interaktif canlı derslerimiz var. İnteraktif değil birazdan göstereceğiz zaten. Dersleri tekrar izleyebilme imkanımız var. Bu dersler kayıtlı kalacak sistemimizde ve aynı şekilde bu dersleri tekrar izleyebileceğiz. Ve tekrar söyleyeyim 20 kişilik özel sınıflarda oluyor bu. Ve kişiye özel eğitim koçumuz var. Planımızı, programımızı, yanlış yaptığımız konuları, eksiklerimizi kontrol eden bir eğitim koçumuz var. 14 adet kitapta oluşan başarı setimiz var. Birazdan göstereceğim. 12 adet deneme sınavı olacak sene boyunca ve her konumuzu tekrar edeceğiz ve aynı zamanda eksiklerimizi net bir şekilde nokta atışı belirleyeceğiz. Anlamadığımız konulardan birebir özel ders alma imkanımız var ve veli yakınımız var ve çok çok daha fazlası tabii bu sistemin içerisinde. Başarı setini göstermek istiyorum evladım benim. Başarı setine baktığımız zaman gerçekten de komple bir set. Bu çok önemli. Grafik tabletimiz dersleri interaktif yapıyoruz. Birazdan nasıl yaptığımızı göstereceğim ama bu grafik tabletimiz evimize geliyor ve bunun içerisinde bir tabletimiz var. Böyle e, bunun üzerine yazı yazabiliyoruz ve aynı zamanda bir kalemimiz var. Buradan yazı yazdığımız zaman öğretmenimizin tahtasında yani 20 kişilik özel sınıfın tahtasında net bir şekilde görebiliyoruz. Bu evimize geliyor. Aynı zamanda aynı zamanda kafa defterimiz zaten biliyor herkes. Süpersonik kitaplarımız normal kırtasiyede olmayan süpersonik kitaplarımızla ödevlerimizi yapıyoruz. Dinamo setimizden ödevlerimizi veriyoruz. Aynı zamanda hadi motivasyon rehberimiz ve paragraf çok önemli biliyorsunuz. Paragraf kitabımızda var bu setimizin içerisinde. Tabii ki bütün bu kaynaklar bizim ödev kaynağımız bunun dışında da dijital sorulardan da onlarca binlerce soru çözeceğiz beraber ödev olarak ve bunların her birisi de bizim aslında eksiklerimizi belirlemek için büyük bir fırsat diyorum. Bununla alakalı daha detaylı bilgi için açıklamadaki linkten formu doldurursan hemen eğitim koçu seni arayacak. Hadi bakalım o zaman süper bir şekilde şimdi bir canlı dersimizin örneğini görelim ve nasıl işleniyormuş bakalım. Şimdi çarpanlarımızı bulduk. Harika bir pratik yöntemimiz var. Pratik yöntemimizde ne yapalım? Kırkın biz ne yapalım? Bütün çarpanlarını Harika bir şekilde eksiksiz bulalım. Ben ilkini yazıyorum şimdi. İlki neydi? Zaten unutmamamız gereken bir şey. Bir çarpı yani bir ve sayının kendisini hiçbir zaman unutmamamız gerekiyordu. Şimdi diğerini bana kim söylemek ister acaba? Evet bir tane elimiz kalkar ben bakıyorum kimmiş? Pınar. Pınar o zaman ikincisini bana söyleyebilir misin? 2 çarpı 20 harikasın. 2 çarpı 20'ye geçtim. Şimdi üçüncüsünde o zaman sırayla gidelim şimdi. Melihcan sen söyleyebilir misin diğerini? 4 çarpı 10. 4 çarpı 10 sen de süpersin. Valla bugün çok iyiyiz gerçekten. Ve sonuncusuna geldik. Kübra Nur. 5 çarpı 8. Ve 5 çarpı 8 ile ne yaptık? 40'ın bütün çarpanları. Kaç tane varmış? 8 tane çarpanı varmış. Şunu da unutmuyormuşuz. 1 ve sayının kendisini çarpan bulurken unutmuyoruz. Hemen şuraya ne yazdım? Sayının kendisi yazdım. Ve ne yapıyoruz? Bu sayfamızı geçiyoruz. Sırada o zaman şöyle yapalım. Evet sıradaki sorumuza geldik. Ahmet Efe bu soruyu da sen çözebilir misin bizim için? Hocam 48'i çarpanlarına ayırırız. Evet. 1 çarpı 48 2 çarpı 24 3 çarpı 16 4 çarpı 12 6 6 çarpı da 8 hocam. Harikasın gerçekten. Bütün çarpanlarımız. Kaç tane çarpanımız varmış o zaman toplamda? Hocam toplamda 10 tane. Tamamdır 10 tane çarpanımız varmış doğru cevabı mükemmel bir şekilde bulduk.